Kastrol Vekton Gönül Dağı'nı sunar. Doğayı ne güzelleştirmiş bu çiçekler. Bir de ruhumuzda çiçek yeşerten insanlar var. Diyorum ki onları gönlümüzün neresine sarsak da saklasak. Ne güzel insanlar. Ali abi, sen çiçek olup etrafa gülücükler saçmaya söz ver. Toprak olup seni baş üstünde taşıyacaklar bulunur Ali abi. Vay ağzına kurban olayım abi. Buyur. Buyur abi lütfen. Çiçeklerin yanından saygıyla geçelim abi. Efendim, ne güzel bir senfonidir. Ufak şeylerden tat alabilmek, lüks yerine zerafet aramak, saygı beklemek yerine değerli olmak, zengin olmak yerine kimseye muhtaç olmamak, sıkı sıkı çalışmak, sessizce düşünmek ve doğru konuşmak. Yıldızları, kuşları, bebekleri ve bilgeleri açık kalp ile dinlemektir hayat. Ve yaşanan her şeye rağmen yanında gülebildiğin dostların varsa hayat daha güzeldir. Ankara Altındağ'dan Gönül Dağı'na yolculuk başlıyor. Hayatınız güzelliklerle dolsun. Merhaba yeni gün. Merhaba doğa, merhaba güneş, merhaba bulutlar, merhaba gönül dağında çiçek yetiştirenler. Ya, sinekleri cezbeden yere değil, kelebeklerin ve arıların arzuladığı çiçeğe gitmek gerektir. O çiçekler de gönülde açan çiçeklerdir. Aşk ile o gönüllere girmek gerekir. Çünkü aşk, nefsine hakim olan yiğitlerin işidir. Durum ne kadar kötüye giderse gitsin, baba, insan kendine yakışanı yaptığı zaman en esaslı yenilgiye uğratmayı düşünenler karşısında devrilmez. Yüzünüzde güller açsın, ne yiğitler varmış. Gözüm neye çarptı biliyor musunuz? Şuna da ilham aldım biraz. Lafın bittiği yer, Çanakkale, Seyit Onbaşı. Ne yiğitler var, kendine yakışanı yapanlar. Değil mi abicim? Evet abi, mekanları cennet olsun. Allah razı olsun, vatan için can alıp can verenlerden. Çanakkale'yi unutmamak lazım, unutturmamak lazım. Ben hatta şöyle düşünüyorum, 5. 4. sınıfa gelmiş her öğrenciye mutlaka Çanakkale'yi göstermek lazım. Orada biz bir tarih yazdık. Düşmanda imkan vardı, Mehmet'te iman vardı Ali abi. Onlar sayıca bizden fazlaydı. Ve yokluk içerisinde gidildi savaşa. Şimdi abi bakıyorum insanlar en ufak şeyden şikayetçi oluyor. Ne bileyim şunum yok, bunum yok, işte şöyledir, böyledir. Ama bak orada gördüğün Seyit Onbaşı, ben şunu savunuyorum. Seyit Onbaşı o bombayı topun ağzına koyduğunda %99 karnı açtı Ali abi. Bu vatan böyle kazanıldı abi. Sahip çıkacağız, öğreteceğiz sahip çıkmayı. Sahip çıktığımızı da herkes bilecek abi. Biz bu vatanımızı
seviyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Amin. Bayraksızlık çok kötü bir şey. Allah kimseyi bayraksız, vatansız bırakmasın. Etrafımızda görüyoruz abi, yabancı ülkelerden, savaştan kaçmış gelmiş insanlar var. Yani ülkesini terk etmek zorunda kalmış insanlar var. Abi Allah bizi onların durumuna düşürmesin. Tarihe bakılsın, biz hiçbir zaman mülteci olmadık abi. Allah'a şükürler olsun. Canımızı veririz, vatanımızı, bayrağımızı vermeyiz abi. Seyitonbaşı'nın yanında olmak vardı aslında. O bombayı koyarken son mermiyi koyuyor topun ağzına. Annesi gözünün önüne geliyor. Tabii bunlar bize anlatılanlar. Annesinin öğrettiği bir dua aklına geliyor. O duayı okuyor ve son mermiyi koyuyor ve gemiyi tam can alıcı noktasından vuruyor. Abi fizik kurallarına aykırı 270 kilo mermiyi alıp da, yani kemiklerinin sesinin geldiği söyleniyor. Aşk ile yapıyor işte, vatan aşkı. İman. Evet, vatan aşkı, vatan neler aşkı yaptırıyor. Ha şimdi Allah'a şükür çok iyi durumdayız Ali abi. Yani Seyit Onbaşı'nın yaptığı gibi bir şeydir bu İHA'lar, SİHA'lar. Ben ona inanıyorum. Mehmet Akif Ersoy nur içinde yatsın, ne diyor? Korkma diye başlıyor. Artık korkmuyoruz Ali abi. Tam o noktadayız şimdi. Korkmuyoruz elhamdülillah. Duygulusun. Abi duygusuz olunmuyor. Olunmaz da zaten. Ben çok ağlayanlar gördüm. Koyunu kaybolmuş, ağlamış. Bisikletini kaybeden insanlar, arabasını ağlar. Bir de vatan aşkıyla ağlayan gözler vardır ki. Evet. İşte o gözleri böyle, o damlaları elinle toplayıp, yani yüzüne süreceksin. Onlar değerli gözyaşları. Çünkü kendi nefsi için değil, bütün milletin kurtuluşu ve selamet için ağlayan gözlerdir. Kalp gözle arasında bir bağlantı kurar, kalp yumuşamaya başlar. O vatan aşkı o kalbi öyle bir hale getirir ki, dünyayı görmeye başlarsın. Dünyanın her yerini güzel görmeye başlarsın. Ve o gözyaşları pınar şeklinde akar, akar, akar. Çocukluğumu avutmak istiyorum. Ve o kiraz ağaçlarının altında yolda giderken çiçeklere, güllere dokunup o kokuları almak istiyorum. Öyle bir doğa ki uzandığım zaman gökyüzündeki yıldızları tek tek sayabiliyordum. O ağaçların yıldızlarla buluştuğu gecede, işte çocuktum o zamanlar ben de. Koku alabiliyordum, ağlayabiliyordum. Değişen bir şey var mı acaba? Senin çocukluğun nasıldı abi? Ya bu arada biz nereden nereye gidiyoruz? Öyle bir daldık ki tabii Çanakkale deyince. Sorularda evet, evet. Unuttuk her şeyi. Abi Ankara'ya yükümüzü boşalttık. Evet. Kısmetse yolculuğumuz Yozgat'a. Allah hayırlı yolculuklar versin. Allah razı olsun abi inşallah. Gelelim çocukluğuna. Bakıyorum şöyle çocuk gibisin hakikaten ya. Allah herkesin anne babasına ömür versin. Anne babası hayatta olan herkes bence çocuk. Öyle değil mi? Evet. Çünkü anne babanın gözünde büyüyemiyorsun. Dediğin gibi belki de daha çocuğuz abi. Yozgat'ta mı doğdun? Yerköy'de doğdum abi. Bizden sonraki nesil de, şimdiki nesil o yılları, yani bizim yaşadığımız çocukluğu yaşayamaz. Niye yaşayamaz? Abi ilişkiler zayıfladı. Artık herkesin elinde bilgisayar, tablet, telefon. Çocuklar sokağa çıkıp top oynamıyor. Arkadaşlık yok. Arkadaşlıklar sadece okulda, telefonda, şurada burada. Ama eskiden böyle değildi ki abi. Biz yani mahallemizde arkadaşlarımız vardı, diğer mahallelerdeki arkadaşlarla oyunlar oynanırdı. Şimdi abi yok. Sanal dünyada, tamamen sanal dünya. Ali abi yani aslında ben şunu da savunuyorum. Keşke bu internet teknolojisi bir 40-50 yıl daha sonra gelseydi. Yani, ama gelecekti elinde sonunda. Abi gelecekti de. Benim en küçük 10 yaşında bunu
7-8 yaşındayken kullandığını biliyorum bu kelimeyi. İşte dedemgilde internet yok, oraya gitmeyelim. Düşün yani, artık çok iyi zamanda değiliz Ali abi. Senin çocukluğun sana ne kazandırdı? Hangi öğretilerle büyüdün? Yani farkın ne? Benim çocukluğumda biz yani sadece anne, baba, akraba saygı değil, tüm herkese saygılı olmayı öğrendik. Şöyle bir atasözü benim atam söylemedi. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın atasözünü benim atalarım söylemedi Ali abi. Bu yılan bana dokunmazsa bir yakınıma dokunacak, çoluğuma dokunacak, çocuğuma dokunacak. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın lafı bizim lafımız değil abi. Amcamlar bir katta, biz bir katta, bir katta dedem rahmetli, babaannem rahmetli. Öyle yani iç içe büyüdük. Şimdi bu yok abi. Amcamın oğluyla, çocuklarıyla biz aynı bir kardeş gibiydik abi. Şimdi ne yaptılar? Bize aşıladılar. O kelimeyi de hiç sevmiyorum. Ne o? Kuzen diyor ya. Kuzen ne ya? Amcanın oğlu mu, dayının oğlu mu, halanın oğlu mu? Halan, evet bir şey yani, de. Halamın oğluna gidiyor. Abi bir bunu şeydi. Kullansana. Kuzen. Herkes birbirine kuzen, kuzen. Yani kelimelerde bile uzaklaştırıldık abi. Elinden öper 3 tane çocuk var benim. Aşılamamız lazım bazı şeyleri. Yani dinini öğrenmesi lazım, vatanını öğrenmesi lazım, büyüğünü, küçüğünü öğrenmesi lazım. Yasakları öğretmemiz lazım Ali abi. Yani yasaklara uymayı öğretmemiz lazım. Allah'ın yasakladıklarına uymayı öğretmemiz lazım. Devletin yasakladıklarına uymayı öğretmemiz lazım. Güzel ama bunu sevgiyle söylemek lazım. Mutlaka yasak diye değil de. Abi yani, zararlı kurallara, olan, kurallar diye. Zararlı. Yasak demeyelim de kurallar kural, diye. Kural. En büyük çocuklarıyım anne babamın. Anam kıyamam evet. Sana kurban olurum. Çok kıymetliydim ben. Kıymetli ve... de bütün yük de senin üstüneymiştir Allah bilir. Abi küçüklükte çok kıymetli. Halen kıymetliyim de. Ha böyle de hava atıyor yani. Evet, halen kıymetliyim abi. Kaç kardeşsiniz? Dört kardeşiz. Dört üçü kardeş. Olan bir kız. Tabii el üstünde tutuyorlar, ne bileyim ne yapıyorlar. Tabii onları hatırlayamıyorsun da anlatılanlar. Ama öyle 3-4 yaşlarında hatırlıyorum. Aşırı sevgi var bana karşı. Bir dediğim iki edilmiyor. Onun vermiş olduğu şımarıklık var abi. Babaannem rahmetli elinde çaydanlıkla mutfaktan çıktı. Kapının ağzında duruyor. Ben de çekilmesini istiyorum. Çekilmedi babaannem. Beni duymuyor. Gittim kadıncağızı elimle ittim. Elindeki çaydanlık komple döküldü abi vücutuma. Oo. Onları hatırlamıyorum tabii. Hemen apar topar doktora hastaneye götürüyorlar. Doktor ilk müdahaleyi yapıyor. Ondan sonra alın evinize götürün, bu çocuk yaşamaz diyor. Senin için? Aynen. Sanki bir cenaze havası. Kadın da ne üzülmüştür şimdi? Abi sen ne diyorsun ya? Herkes üzülmüş abi yani, doktor da alın yıkmış, götürün deyince, alın götürün dediği zaman bu yaşamaz bu çocuk. Ama kurban olduğum Allah, takdiri böyleymiş. Ecel gelmemiş işte. Abi. Ecel gelince ölüm vuku oluyor. Aynen. Zaten dünya ilginç bir şey Ali abi. Gelirken sen ağlıyorsun, sen giderken başkası ağlıyor Ali abi. Dünya öyle bir şey. Her türlü ağlatıyor yani adamı. Biz biraz erken ağlatmışım. Babaannem rahmetli bir sürü ilaçlar uyguladı bana. Normalde bu sol tarafım komple yanık. Hiçbir iz kalmadı abi. Yardım sever midir yer köylüler? Herkes birbirinin iyi gününü bilir, kötü gününü bilir. Evet. Yapılması gereken neyse koşar, birbirine yardımcı olur. Herkes birbirini tanır. İnsanlar soğudu birbirinden Ali abi. Komşuluk ilişkileri bitti. Bu büyük şehirlerde daha fazla. Ama bir yer köyde bu öyle değil. Komşu
komşuluğunu bilir, komşunun acısını bilir, komşunun açlığını, tokluğunu bilir. Ben Yerköy, Yerköy diyorum. Abi bu Anadolu'da genelde böyle. Hayvan sevgisi var mı sende mesela? Olmaz mı abi? Yaklaşık 1,5 yıldan beri kedimiz var abi. Artık bir kedim bile yok diyor ya. Kedimiz var Allah aşkına. Kedinin adı ne? Bulut. Bulut, vay. Çok küçük de aldı kızım. Ne güzel. Aldı. Allah'tan bu kızlar var da Allah hayvan sevgisini evet. Öğretiyorlar bize. Evet, yani. Evet. Ali abi benim tuhafıma giderdi. İnsanlar arabasında kedi gezdiriyor, köpek gezdiriyor. Veya kediyi... Ne oldu? Büyük konuşuyor. Şimdi tuttum. Kendin gezdiriyor. Abi aynen. Yani çok bir ön yargıymış, yanlışmış. Gerçekten farklı bir şey. Çünkü ona sevgi ve hürmet etmezsen ne insanlar ne doğaya hürmet etmezsin. Herkese tavsiye ediyorum. Yani hayvan sevgisi olmalı insanlarda. Ha bizde sevgisizlik yok değildi. Fakat bu bulutu bize gelinceye kadar... Adam bulut deyince sanki oğluyla konuşuyor, yüzü gülüyor. Sen kızına dua et. Kızım evet. Ya evlat babaya bir şey öğretebiliyor bu. Abi tabii yani akıl yaşta değil ki Ali abi. Tabii doğru söylüyorsun. Akıl yaşta değil yani benim de eksiklerim var. Benim de bilmediklerim var. Yani ben evin büyüğüyüm diye her şeyi ben biliyorum değil. İğne batırmamız lazım kendimize. Yani kimse kusursuz değil abi. Yani ön yargılı olmamak lazım. İnsanları şekliyle, görünüşüyle yargılamamak lazım. Başkalarını yargılamaktan vazgeçtiğin an var olabilirsin. Aynen. Güzel bakmak lazım. Yani ne diyor? Kusur görenindir diyor. Tabii. Kusurları bazen görmeyeceksin, bazen duymayacaksın. Yani bunu etrafındaki herkes için geçerli. Yani komşunda, eşinde, dostunda, arkadaşında. Yani ne diyor? Kusursuz dost arayan dostsuz kalır tabii diyor. Tabii canım. İyi olmak lazım abi. Evet. İnsan anne babasıyla o şefkati, o güzel bakmayı da görüyor. Annenle babanla aran nasıldı? Abi ben 47 yaşındayım. Babama daha sesimi yükseltmedim. Saygıdan Ali abi yani anne baba farklı bir şey. Bu gerçekten farklı bir şey. Allah başımızdan eksik etmesin. Benim 2 yaş küçük kardeşim yaklaşık 8 yıl önce... Böbreklerinin ikisi de iflas etti. Ne diyorsun ya? Evet abi. Aa çok geçmiş olsun. Allah ne oldu? Razı olsun. Yaklaşık 1,5 ay diyalize girdi Ali abi. 1,5 ay sonunda zaten hiç kimsenin tahlil vermesine müsaade etmedi. Nakil yapılacak. Hangimizinki tutarsa vereceğiz. Hiçbirimizde sıkıntı yok. Ama annem dedi ki ilk ben tahlil vereceğim. Ne? Ana işte ya. Ana abi yürek dayanıyor mu işte ya? Ve duası kabul oldu Ali abi. Annemin tahlili uyumlu çıktı. Annem Selçuk'u doğurdu bir can verdi. Şimdi ben bak şu anda şey oldum. Öteki böbreğini de Çelebi'ye vereceğim deseler vallahi de verir billahi de verir. Hayır. Bunu anne baba yapar abi. Şu anda ikisi de iyiler abi. Çok şükür. O tedavi maliyetli bir tedaviydi. Evet. Ankara'da gerçekleşti. Nakil. Abi Allah devlete zeval vermesin. Tabii. O günkü şartlarda en az 300 bin liraydı. O tedavinin maliyeti. Kolay değil abi 300 bin lira nakit çıkartmak. Tabii. Hani hiçbir şeyi gözün görmez. Tabii. Arabaymış, evmiş, tarlaymış. Allah devlete zeval vermesin. Bir kuruş bizden para talep etmeden tedavilerini yaptılar. Şimdi belki insanlar beni yanlış anlayacak ama
Geçmişi de biliyoruz abi biz. Yani parasızlıktan tedavi olamayan, parasızlıktan hastaneden kaçanlar şimdi öyle mi abi? Helikopter indi Ali abi, helikopter. Kasabaya, köye helikopter indi. Tarlada ekim sulayanların bir tanesi rahatsızlanıyor. Helikopter indi. Hastayı alıp götürüyor. Hastayı aldı götürdü abi. Hastanelerimiz güzelleşti, imkanlar güzelleşti Allah'a şükür. Fakat bazı kendini bilmezler. Doktorlarımız olsun, hemşirelerimiz olsun. Yani hastane personeli, sağlık sektöründeki insanlara şiddet uygulamaya kalkıyorlar. Bu nasıl bir kafadır ya? Abi denk gelmedim. İnşallah da denk gelmem. Orada yani mutlaka tepki gösteririm. Hem hastaneye gitmiş, hem oradaki doktora muhtaç, hemşireye muhtaç, hem de onlara karşı şiddet uygulamaya kalkıyor. Abi ben buradan sesleniyorum. Sağlık personelimize dokunamazsınız. Şiddet uygulayamazsınız. Yapmayın arkadaşlar. Kolay mı bir cerrahın, bir doktorun değil yetişmesi? Abi değil. Ya. Değil. Kolay değil ya. İnsanlar canlarını ortaya koydu bu pandemi sürecinde. Ya. Canlarını ortaya koydu ya. Kimse sokağa çıkmadı. Onlar hasta kabul etti abi. Düşünebiliyor musun? İnsanları tedavi etmeye çalıştı. Virüslü hastanın yanına çok affedersiniz abi, karısı yaklaşmadı, kızı yaklaşmadı. Doktor canını ortaya koydu. Sen buna kalk şiddet uygulama. Kalk şiddet uygula. Olmaz abi. Olmaz. Arkadaşlar bu konuda duyarlı olalım. Tavırlı olalım şiddet uygulamaya kalkanlara. Engel olalım abi, engel Her olalım. Türlü şiddete engel olalım. Kadını döverim, çocuğu döverim, yani güçsüzü döverim. Kimsenin öyle bir hakkı yok abi. Doğru değil. Bu Allah katında da doğru değil. Kanunlar katında da doğru değil. Kadına şiddet doğru değil Ali abi. Yani bu acizlik. Bile çirkin. Acizlik. Aciz insan zaten o yola başvurur Ali abi. Bak buradan tren yolu da geçiyor. Sağ taraf Kayseri ve doğuya giden tren. Bu tarafımızda Ali abi yüksek hızlı tren. Yüksek hızlı tren. Ankara-Sivas projesi bu. Evet. Ve bunun %90'ı bildiğim kadarıyla tamamlandı. Hatta deneme seferleri yapılıyor. Başlandı mı? Başladı deneme seferlerine. Abi çok güzel bir şey. Düşün, Ankara-Sivas arasını yani 1,5 saate indiriyor galiba. Ben öyle biliyorum. Çelebi abicim. Buyur Ali abi. Hayallerin yerine geldi mi? Nasıl hayaller kurardın? Ve hayattaki pişmanlıkların ne? Bir özel harekat polisi olmayı çok istedim. Harekete geçtin mi peki olabilmek Harekete için? Geçtim ama uyandığımdan dolayı yüzümde izler kaldı. Ve biliyorsun belirgin bir izi olanları da evet. Polis olarak almıyorlar. Olmadı. Liseye kadar okudum. Lise mezunuyum. Okul yıllarında babam bana şunu söylemişti. O zaman otobüsçülük yapıyorduk. Oğlum oku, sonuna kadar oku. Üniversite bitir, yine otobüs sür dedi. Şimdi daha iyi anlıyorum babamın o söylediği lafı. Çok haklıymış. Yani ne iş yaparsan yap abi, okuyacaksın. Sonuna kadar okuyacaksın. Üniversite bitir, bakkal ol, üniversite bitir, marangoz ol, üniversite bitir, tır şoförü ol, otobüs şoförü ol ama üniversite bitir abi. Gerçekten okumak çok önemli. Her şey farklı oluyor. Okumuş insanla okumamış arasında yani kimse şey yapmasın. Yok öyle böyle değil. Yok. Gerçekten fark var abi. Bilenle bilmeyen bir olur. Aynen. Mu? İşi daha iyi yapar. Yani muhasebesini daha iyi yapar. Hesabını, kitabını iyi yapar. Bence okumak şart abi. Biz kendimiz için değil, milletimiz için okumamız gerekiyor. Her şey bu vatan ve bu millet için olmalı. Her yaptığımız işler. Aynen. İçinde ukde kalmıştır. Böyle polis gördüğün zaman veya özel harekatçı gördüğün zaman ne hissediyorsun? Böyle cız ediyor mu böyle için cız? Ediyor abi. Gerçek manada ediyor.
onları gördüğümde keşke olabilseydim diye içimden geçiyor. Hatırlarsanız 15 Temmuz'da Gölbaşı Özel Harekat dairesine. Abi o çok farklı bir şey. Ben onun biraz detayını anlatayım bildiğim kadarıyla. Orada şehit olan 50 küsür polisimiz var. Ve bunların hiçbirisi de o gün orada görevli olanlar değil. Kalkışmayı duyup da abdestini alıp gelen insanlar. Yani mekanları cennet olsun. Abi. Bu tür konularda gerçekten kelime bulunamıyor. O işin de parasal karşılığı yok Ali abi. Mülk Allah'ın Ali abi. Tabii. Biz emanetçiyiz. Allah verdi bunu. Benim gibi görünse de bu kullandığımız araç, Allah korusun bir savaş anında bu askeri araç. Bitti. Şimdi bu Anadolu halkı böyleyse yani ne olur Allah ya. Korkma dedi daha ya. Ne olacak ya? Ülkemiz çok güzel. Gerçekten çok güzel. Üstünde yaşayan insanlarımız güzel abimiz. Bir yoldan geçiyorsun. Hiç tanımadığın bir memleket. Bir bakıyorsun yolda bir mezarlık. Bir Fatiha okuyorsun. Şimdi o Fatiha'yı okurken demiyorsun ki burada yatan Kürtler için, burada yatan Türkler için, burada yatan Lazlar için, Çerkezler için, Aleviler için, Sunni için demiyorsun abi, ayırt etmiyorsun. Orada herkes yatıyor. Bir Fatiha okuyorsun abi, biz biliriz. Bu saydıklarımın hepsi Çanakkale'de yatıyor Ali abi. Sahip çıkacağız, öğreteceğiz sahip. Ve insan eşiyle karşılaşır. Ve ona der ki, seni sırtımda gönlümde taşırım, seni yük değil, nimet bilirim diye bile nedir eş olmak? Eş olmak çok güzel. Sen eşini nasıl buldun? Doğduğumuzdan beri birbirimizi tanıyorduk. Evet. Aynı mahallenin mahalle çocukları. Mahalle değil abi. Yani yok, daha akraban mı? Akraba yoksa? Eşim. Desene akraban. İlkokulu beraber okuduk, ortaokulu beraber okuduk, liseyi beraber okuduk Ali abi. Ondan sonra da büyüklerimiz uygun gördü. Siz kendi kendinize uygun gördünüz mü? Biz de uygun gördük Ali abi. 27 yıllık bir evliliğim var. Allah'a şükür mutluyum. Uygun olmasa bu kadar uzun sürmezdi. Senin bu mesleğe başlangıç zamanını hatırlıyor musun profesyonel olarak? Nasıl başladın? Hangi 1993 zaman? Yılında ağır vasıta ehliyetimi aldım ben. Herkes bildiği işi yapmalı. Güzel. Gerçekten herkes bildiği işi yapmalı. Şimdi adam çok iyi bir doktordur ama tır kullanamaz. Bildiği iş o. Bildiği iş o. Adam iyi bir çiftçidir. Başarılıdır yaptığı işte. Ama hayvancılık yapamaz bu seferde. Tabii. Yani herkes başarılı olduğu bir alan vardır. Herkes o alanında kendini ifade etsin kardeşim. Aynen. Bildiği, o zaman da verimli olur. Bildiği işi yapmalı. Dediğin gibi o zaman da verimli olur abi. Ha şimdi bir de buradan arkadaşlarıma, meslektaşlarıma evet abi. Bir mesaj göndermek istiyorum. Buyurun. Ali abi şu anda evet. Olan trafik kazalarının %90 sebebi cep telefonu. Buyur abi işte. Sadece konuşmak değil. Bakıyorum önümde gidiyor arkadaş. Araba bir sağa gidiyor, bir sola gidiyor. Diyorum ki bu kesin telefon oynuyor. Soluna geçiyorum, bakıyorum elinde telefon. Mesaj yazıyor. Mesaj yazıyor, internete giriyor. Boşken kullandığı şeklini direksiyonda da kullanıyor. Olur mu? Abi yanlış. Arkadaşlar lütfen direksiyondayken, yoldayken cep telefonundan biraz uzak duralım. İlk başta kendi canı var. Tabii. Ondan sonra karşı taraftaki insanların canı var. Bugün abi bir taksinin içinde 3-4 kişi oluyor. Bir otobüsün içinde 45 kişi oluyor. Hani Allah korusun. Niye tehlike atıyorsun insanları? Tırda 150 ile gidiyor. Bunu telefona kaydediyor. Allah sosyalde Allah. Sosyalde paylaşıyor. Ya kanun bana bunu 88'i geçme demiş. Var mı bu böyle şey? Abi yapıyorlar. Allah Allah. Şimdi bir de birbirlerini teşvik ediyorlar. Yani yapmayalım arkadaşlar.
Evet, Yozgat'a da yaklaşmak üzereyiz. Ömür takviminden bir yaprak daha gitti. Gün batmaya ve geceye merhaba demeye başladı. Efendim bugün çok güzel sohbet ettik. Ağzına yüreğine sağlık. Allah evine nur yağdırsın. Çoluğunla, çocuğunla, hanımınla, kardeşlerinle, babanla uzun, güvenli, huzurlu, mutlu bir yaşam diliyorum sana. Son söylemek istediğim bir şey var mı? Abi son olarak şunu söylemek istiyorum. Her şeyin kıymetini bilelim abi. Anne babamızın kıymetini bilelim. Eşimizin, çocuğumuzun, işimizin, vatanımızın, arkadaşımızın, her şeyin kıymetini bilelim abi. O zaman daha güzel olacak. Çok teşekkür ederim abi. Ben teşekkür ederim. Eyvallah. Abi. Eyvallah. Sağ olasın. Efendim, hayat varsa umut da vardır. Kader harekete geçmeyen birine asla yardım etmez. Ve rızk denilince sadece maddi boyut gelir insanın aklına. Halbuki sevmek de, sevilmek de rızk meselesi. İyi insana denk gelmek de. Allah zor olanı kolay eylesin. Uzak olanı yakın eylesin. Derdi olanlara derman eylesin. Ve her işimizi asan eylesin. Canlar, haftaya Gönül Dağı yolculuğunda tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın, ailenizle kalın. Kastrol Vekton Gönül Dağı'nı sundu.